haftadır merkezden sesleniyoruz. Sanat alanındayız bu alanla alakalı. Birçok şey konuşacağız, detaylı bilgiler öğreneceğiz ama bunlardan önce yanımızda çok değerli konuğumuz Mahmut Bey var. Öncelikle kendilerini tanıyacağız ve burada neler yaptıklarını tamamıyla kendilerinden öğrenmiş olacağız. Mahmut Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Mahmut Bey. Şimdi güzel sohbetimize başlayacağız ama bunlardan önce biz sizleri tanıyalım istiyoruz. Evet, ben Iğdırlıyım. Burada Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik öğretmeniyim. Burada piyano, bağlama ve gitar derslerine giriyorum. Ayrıca müzik alanında işitme denilen bir ders var. İşitme dersine giriyorum. Önemli bir ders. Müzik öğretmenliği dışında sanat evimiz var. Burada öğrenci yetiştirmeye çalışıyoruz. Burada konservatuvara, müzik bölümüne, resim bölümüne öğrenciler hazırlıyoruz. Ayrıca hobi derslerimiz var. Bütün enstrümanları da bu şekilde. Bütün enstrümanları aslında insanlara tanıtıyoruz ve burada eğitimlerini veriyoruz, evet, bizler dedik ama bu süreç nasıl ilerliyor? Birazcık ben bunlardan bahsetmek istiyorum açıkçası. Şöyle, öğrenci özel kursa başlıyor burada. Haftada bir saat derslere geliyorlar. Tabii müzik uzun vadede düşünmesi gereken, yani sanat daha doğrusu diyeyim de, ama bizim daha çok alanımız, benim alanım müzik olduğu için uzun vadede düşünmesi gereken bir alan. Yani 3 aylığına, 5 aylığına olabilecek bir şey değil. Biz müzik öğretmeni olmamıza rağmen halen kendi çalgımıza, alanımızda halen çalışmalar yapıyoruz. Halen ilerlemeye devam ediyoruz. Sonu yok aslında çünkü. Aslında sürekli devam etmesi gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü bıraktığımız zaman unutabiliyoruz. Kesinlikle. Ama İngilizce gibi düşünebiliriz. Evet, İngilizce, tarih dersi ya sözel dersler gibi. Burada da uygulama kısmında. Uygulamayı bıraktığınızda ister istemez ince kaslar köreliyor. Bu şekilde bir duraksama dönemi başlıyor. Onun için sürekli devam etmek gerekiyor. Peki öğrencilerimiz burada programları kendilerine göre mi ayarlıyorlar? Hayır. Yoksa sizin vermiş olduğunuz, evet, saatlere göre mi? Tabii. Şöyle, şimdi özel ders olduğu için öğretmenimizin ve öğrencimizin ortak olduğu saatleri ayarlıyoruz. Bu şekilde derslerimiz devam ediyor. Onun dışında zaten hani müfredatı zaten kendimiz belirliyoruz. Her öğretmenin kendine göre bir çalışma tarzı var. Bu şekilde ilerliyoruz işte. Alanında uzman olan isimlerle aslında bizler burada çalışıyoruz. Kesinlikle. Ama kaç tane ekip arkadaşımız biz vardır bizim? Biz şu an 13 öğretmeniz, 2 tane resim öğretmenimiz var, 11 tane müzik öğretmeniz. Hepsi alanında uzman dediğiniz gibi. Alaylı hiçbir öğretmenimiz yok burada. Hepsi ya lisans ya yüksek lisans yapmış, kendi işinde kendi geliştirmiş insanlar. Çok güzel. Hem öğrencilerimize hem de hobi edinmek amacıyla burada, evet, enstrümanları çalmayı öğrenmek, evet, isteyen insanlar da geldiği takdirde sizler yardımcı oluyorsunuz. Kesinlikle. Şimdi sadece bizler Iğdır bölgesine mi hizmet veriyoruz? Hayır, kesinlikle. Ya Iğdır'a, ya şu an yurt dışından bile gelen öğrencilerimiz var. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben yaklaşık 11 yıldır bu mesleğin içindeyim. Yani 11 yıldır bu işi profesyonel anlamda yapmaya çalışıyorum. Daha öncesi var, çocukluğumdan geliyor. 8. yılım oldu. Konservatuara hazırlıkta mesela daha tek bir öğrencimiz kaybetmedi. Herkes bir yere yerleştirmeye çalışıyoruz. Bu şekilde olunca da tabii ister istemez tanınıyorsunuz. Bir yerlerden tavsiyeler oluyor. Yurt dışından gelen öğrencilerimiz var. Onun dışında il dışından gelen öğrencilerimiz var. Yani bu konuda sadece Iğdır değil yani. Aslında çok güzel. Türkiye ve aynı zamanda yurt dışına da hitap ediyoruz, evet, bizler dedik ama şimdi bizler buraya gelemiyoruz. Belki de online bir şekilde eğitim almak istiyoruz. Evet. Bu noktada da yardımcı oluyor musunuz? Bu noktada şöyle, ben uygulamalı derslerde online'ı çok tavsiye etmiyorum. Ya uygulamalı derslerde mutlaka öğretmenle öğrenci o sınıftaki, evet evet, kesinlikle olmalı, olacak yani. Çünkü şöyle, tamam, uyarıyorsunuz. Ya şurayı şöyle yap, burayı böyle yap diyorsunuz ama bir süre sonra yok, bir yerde tıkanıyorsunuz. Şu an mesela internette var, birçok yerde enstrüman kursları, evet, var. Tam olarak ben, evet, oraya değinecektim. Çünkü özellikle sosyal medyada çok fazlasıyla işte enstrümanlar üzerinde videolar var. Evet. Biz birazcık enstrümanı aldıktan sonra eğitimini almaktansa direkt sosyal medyadan ya da internet üzerinden, evet, öğrenmeye çalışıyoruz ama yanlış bir öğrenme biçimi. Yanlış bir öğrenme biçimi değil ama şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela şu an internette uzman olan da var, alaylı olan da var. Bunu kestiremiyoruz biz. Kestiremediğimiz için de yanlış öğrenme teknikleri tabii ki ortaya çıkıyor. Tamam. Her öğretmenin öğretme tarzı farklıdır. Öğretme tekniği farklıdır ama alaylı birçok internette şey var yani, böyle öğretmenler var. Kesinlikle yanlış teknik öğrenen birçok öğrenci var bu konuda. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. İnternet tamamen yeterli olsaydı bu sanat evleri olmazdı. Gerek kalmazdı.
Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için ve bu güzel sohbetiniz için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ve bu yolda başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Efendim, bizler size Iğdır Merkez'den seslendik. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.